Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, geçmişte ve yakın zamanda TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'nün etkinliklerine katılmış, konuşmalar yapmıştır. Sayın Bakan Yardımcımız ve Aziz Sancar Lekçe etkinliğimizi de duyduğunda çok heyecanlanmış. Fakat yurt dışı görevi nedeniyle video kayıt olarak hazırladığı ve konuşmasını bize ulaştırmıştır. Şimdi söz Sayın Bakan Yardımcımızındır. Sayın Bakanım, saygıdeğer hocam Profesör Doktor Aziz Sancar, değerli Profesör Harvey Alter, kıymetli katılımcılar, değerli hocamız Profesör Doktor Aziz Sancar'ın onuruna düzenlenen Aziz Sancar konuşması serisinin ilk programında sizlere hitap ediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Saygıdeğer hocamız Mardin'den başlayıp Nobel'e uzanan hayatında karşısına çıkan engelleri aldırmadı. Bilim insanı olmanın kendisine kazandırdığı merakı kovalamaktan asla vazgeçmedi. Onun ve ekibinin çalışmaları sayesinde kanser başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisine bugün bir adım daha yakınız. Hocamızın kıymetli çalışmaları kadar bizde heyecan ve mutluluk uyandıran husus ise derin vatan sevgisi. Bu topraklara, milletimize olan sarsılmaz bağlılığı. Memleketine faydalı olan tüm dünyaya faydalı olur düsturuyla hareket eden hocamız, Türk gençliğine, Türk bilim insanlarına örnek bir başarı hikayesi sunmakta. Onlara rehber olmakta. Bizim bu memlekete borcumuz var diyerek her an memleketine faydalı olmayı hedef edinen, idealleriyle kendini yetiştiren insanların nasıl evrensel hale gelebildiğini herkese kanıtlamakta. Bu noktada birçok Türk vatandaşının aklına gelen bir soru var. Aziz Sancar hocamız, 50 yıl önce ABD'ye ayak basıp bilimsel çalışmalarını o ülkede gerçekleştirmeseydi Nobel ödülü alabilir miydi? Maalesef ki o günün Türkiye'sinin şartlarını dikkate aldığımızda bu soruya olumlu bir cevap vermek oldukça güç. Ama bugün çok farklı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Türkiye artık kuvvetli Ar-Ge altyapısına sahip bir ülke. Pandemi tüm dünyada olduğu gibi bize de sağlık alanında bilimsel çalışmaların İnovasyonun, Ar-Ge'nin, üretim yetkinliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Pandeminin ilk döneminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Amerikan teknoloji devlerine solunum cihazları üretmeleri için sosyal medyada çağrılarda bulunurken Türk mühendislerin yoğun emekleriyle yerli solunum cihazımızı 2 hafta gibi kısa bir sürede seri üretime kazandırdık. Somali gibi hiç yoğun bakım solunum cihazı olmayan ülkelere bu cihazları hibe ederek tüm dünyaya nefes olduk. Yine pandemi döneminde attığımız önemli adımlardan bir diğeri, ülkemizdeki araştırma kabiliyetlerini ve deneyimlerini seferber ederek yürüttüğümüz aşı çalışmaları oldu. Türk bilim insanlarımızın yoğun çalışmaları sonucunda yerli inaktif aşımız TürkOvac acil kullanım onayını aldı, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Böylelikle Türkiye, dünyada COVID-19 aşısı geliştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. TürkOvac'ın yanında TÜBİTAK'ın desteğiyle yerli VLP ve mRNA tabanlı aşılarımızın çalışmalarına da devam ediyoruz. Bu çalışmalarla birlikte dünyada sağlık alanında çalışmalarda yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Özellikle de genetik alanında baş döndürücü hızda yaşanan gelişmelerin tüm insanlığa umut ışığı olduğunu görüyoruz. 90'lı yıllarda insan genom haritası çalışmaları başladı ve bir insanın gen haritasının oluşturulması yaklaşık 13 yıllık bir süreyi aldı. Ve bu projede yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kaynak kullanıldı. Bugün artık insan gen haritasının çıkarılması 1000 dolardan az bir maliyette gerçekleştirilebilmekte ve harcanan süreyi saatlerle ifade edebilmekteyiz. Genetik kodlarımızı çok daha ucuza ve çok daha hızlı bir şekilde çözümleyebilmek, kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarında ve ileri tedavi yöntemlerinde bir çığır açıyor. Omics teknolojileri, rejeneratif tıp, immünoterapi, sentetik biyoloji gibi çığır açıcı alanlarda bilimsel çalışmaların sayısının her yıl katlanarak arttığına yakından tanık oluyoruz. Biz de önümüzdeki dönemde Türk bilim insanlarımızın sağlık bilimleri ve sağlık teknolojilerinde gerçekleştireceği çalışmalara desteklerimizi artıracağız. Hedefimiz Türkiye'yi sağlıkta, sağlık teknolojilerinde dünyada söz sahibi ülkeler arasına dahil edebilmek. Bunun için gerekli fiziki altyapıyı
özellikle son 20 yılda yaptığımız yatırımlarla ülkemize kazandırdık. Yetkin insan kaynağımız da mevcut. Aziz Sancar hocamızın çizdiği yolda ilerleyen gençlerimiz, TÜBİTAK'ın hayata geçirdiği Aziz Sancar doktora sonrası araştırma programı ile birlikte insan kaynağımız her geçen gün daha da güçlenmekte. Temennimiz, gençlerimizin yurt dışında araştırmalarına başlamış olsalar dahi günün sonunda çalışmalarını ülkemizde sürdürebilmeleri. Çünkü artık dünya çapında ses getirecek başarılara imza atmanın, geleceğin Aziz Sancarları olmanın yolu, ülkemiz gençleri için bir ömrü vatanlarından uzakta geçirmek değil. Değerli katılımcılar, insanoğlu olarak koronavirüs gibi bulaşıcı hastalıkların yarattığı tahribatı yakından deneyimledik. Fakat bu tahribat yalnızca küresel salgınlarla sınırlı değil. Her yıl dünyada yaklaşık 400 bin kişi bir bulaşıcı hastalık olan hepatit C'nin uzun vadeli etkilerinden dolayı hayatını kaybetmekte. Profesör Harvey Alter'ın çalışmaları ise uzun yıllar boyunca hastalığın karanlıkta kalan sebebini araladı. Yalnızca kronik hepatite ışık tutmakla kalmayıp, aynı zamanda milyonlarca hayatı kurtaracak olan kan testleri ve tedavilerinin de temeli atıldı. İnsanlık faydasına yürütülen bu çalışmalar asla unutulmayacak. Bugün bir araya gelmemize vesile olan Aziz Sancar konuşmaları ile kendisinin çalışmalarını yakından dinleme imkanına kavuşacağız. Ben bu vesileyle Aziz Sancar konuşmalarının organizasyonunda, başta TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitümüz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerime son verirken bugün bizleri yalnız bırakmayan Aziz Sancar hocamıza ve bizleri aydınlatacak konuşması için Profesör Harvey Alter'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olunuz, sağlıcakla kalınız.